Evet merhabalar. Pazar sohbetimiz bu sefer tatsız. Ama hayat depremin etkilemediği yerlerde normal devam ediyor maalesef. Elimizden geldiğince aktardık. Yardımları iletmenizi söyledik. Otomobille ilgili olacak konum ama önceden bunlara değinmezsem rahat edemem. Yani yardım şuradan geliyormuş engellenir, buradan geliyormuş engellenir. Oralar niye açıldı? Burası niye açıldı? Saçma sapan tartışmalar içerisindeyiz. Yani gerçekten yardımın nereden, ne taraftan, kimden, nasıl geldiğinin önemi yok. Oradaki insanlar yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Hem orada hem de buralara doğru geliyorlar. İşte kredi yurtlar kurumu açıldı. İnsanlara neden açıldı? Şimdi siyasi tarafları bir tarafa bırakın. Mevcut siyasi durumdan oldukça uzak bir insanım ben. Ama doğru değerlendirmek lazım. KYK'sı da açılsın. Askeriyenin lojmanları da açılsın, devletin lojmanları da açılsın. Konaklanabilecek her yer bu insanlara açılmak durumunda. Orası ya da burası falan bunların tartışmalarını bir kenara bırakmak lazım. Çünkü soğuk havada insanların barınma ihtiyacı var. Ve o mevcut şehirlerde bu barınma ihtiyacını sağlamak oldukça zor durumda. Çünkü çoğu şehir ciddi anlamda, 10 şehirden özellikle birkaç tanesi ciddi anlamda yıkılmış durumda. Bu yüzden... Siyasi tartışmalar öylemiş böylemiş falan benden uzak yaklaşımlar bunlar. Bunu da size söylüyorum. Otomobil noktasına geliyorum. Fırsatçılık son hız devam edecek. Hiçbir şey değişmeyecek insanımızda maalesef. Böyle oluyor ki depremin olduğu günden bugüne kadar bakarsak sarı sayfada bir sürü yeni ilan geliyor. Şahıs ilanı da geliyor. Galeri ilanı da geliyor. Hadi galeriler ticaretini yapıyor bu işini yapacak ama şahıslar da satıyorlar araçlarını. ihtiyacı var ya da yok fahiş fiyatlarla Karşımıza çıkıyor şimdi o bölgeden gelecek insanların da açıkçası araç ihtiyacı olacak cebinde parası olan olacak evi yıkılmış olacak arabası harap olmuş olacak gerçek anlamda bir ihtiyaç duyacak ama göreceksiniz deprem bölgesinde de görüyoruz fırsatçılar her yerde yine fırsatçılık son noktaya gelecek bir de zihinler çalışacak ne zaman çıktı ÖTV 99 depreminden sonra çıktı şimdiki yıkım çok daha fazla vergi yükü artacak belki otomobilde de vergi yükü artacak farklı noktalara gelecek. Zaten otomobilde bir arzas talep fazla. Burada belki daha fazla vergi karşımıza çıkacak. Bu da daha fazla alım iştahına neden olacak piyasada maalesef. İşin gerçeği bu böyle de olacak. Şöyle bir fiyatlara baktığınızda zaten sarı sayfada hiçbir şeyin değişmediğini görebilirsiniz. Yani kimse fiyatları falan kırdığı yok. Tam tersi daha da yukarı doğru hareket ettirecektir. İhtiyaç varmış yokmuş insanların ihtiyacı var lazım şu an. Yani bunları düşünmemek lazım diye. Böyle bir zihin yapısında hiçbir zaman olamadık millet olarak maalesef. Yani o deprem sürecinde de gördük. Birlik olamıyoruz yani. Ne kadar acı. Yani birlik olunması gereken dönemler var. Onu düşün, bunu düşün. Siyasi olarak şöyle bak, böyle bak ya tüm yardımlara ihtiyaç var. Ve fırsatçılık zihniyetinden uzaklaşmaya halk olarak ihtiyacımız var. Lütfen sıfır aracı olup yatırım amacıyla bunu satmaya çalışanlar bu gözle düşün. Bu gözle düşünün. Yani Allah rızası için bu gözle düşünün diyorum. Çünkü başka türlü nasıl vicdan, hak, hürriyet, din, hukuk, ne derseniz vicdan, ismini ne derseniz deyin bu insanımızda olması lazım. Maalesef olmadığını görmeye devam ediyoruz. Görmeye de devam edeceğiz gibi gözüküyor. Pazar sohbetimde açıkçası bu ve da önümüzdeki haftadan itibaren zaten otomobille ilgili klasik haberlere girmeye, onlara değinmeye başlayacağız. Bir taraftan da işte lansmanlar erteleniyor. 408'in lansmanı vardı ertelendi. İşte MG'nin elektrikli modelleri vardı ertelendi ama ertelendi. Gelecekler bunlarda. Bir taraftan da onları konuşacağız. Evet, piyasanın gerçekleri maalesef bu. Türkiye'nin gerçeği de bu. Üzülerek söylüyorum.